Çoklu aday mı tekli aday mı meselesiyle ilgili söylemek bir şey söylemek isteyen konuğumuz var mı? Bunu kapatmak istiyorum bu konuyu. Yok galiba. Bedri Bey. Yok, Yok. E, e, yeterlik önergesi veriyoruz. Şimdi e, ya şöyle bir şey var. <laughs> Altılı masanın en son toplantısı 5 Ocak'ta olacak. Gelecek partisinin. Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak. Ee, yani 10 gün sonra yeni yılda, 5 Ocak'ta toplanacaklar. Orada bir aday çıkma ihtimali var mı Abdülkadir? Beklenmiyor Ahmet Bey bu toplantıda. Çünkü bu toplantıda geçiş süreciyle ilgili bir çalışma <laughs> üzerinde durulacak. Ben aday konusundaki takvimi, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da o yönde... Yükse, e, seçim takvimi ilan edildi ilk hafta gündeme alıp görüşecek. Ha, diyecekler ki seçim takvimi ne zaman ilan edilecek? Normalde e, seçimlere 60 gün kala da ilan edilebilir. Ama Yüksek Seçim Kurulu 60 gün kuralına kendisini bağlı görmez. Daha önceden de yani bir ay önceden de ilan ediyor. Yani ne zaman oluyor? 60 gün olunca ne zaman oluyor? Yani şimdi 18 Haziran'da olacaksa örneğin ona göre bir 60 gün geri almak Haziran, lazım. Mayıs da olacaksa ona göre almak lazım. Mayıs. He, bu o zaman Ocak, Şubat, Mart'ı bulacak bu aday. Olabilir. Bu arada Kemal Bey Olabilir. bugün 5 Ocak'taki yapacağımız toplantıda da aday ismi konuşmayacağız demiş. Yani orada da... Bugün şeyde diyor. Evet. evet. Hayır konuşmayacak. O zaman bu, bunlar adaylarını Mart'a Evet yani Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini şöyle seçim takvimi ilan edildiğinde ha bu da karışmaz. Mesela kamudan istifa edecekler var. Onlara göre hani bu 60 gün içerisine sıkıştırmayabilir de daha önceden de ilan edebilir. Bu büyük bir gecikme olmaz mı Hakan Bayrakçı böyle olursa eğer? Yani seçim takviminin açıklanması seçime 60 gün kala olacağına göre yani seçime 3 ay kala, iki buçuk ay kala adayı ilan etmek gecikme midir, değil midir? Yani bir sorun teşkil ya eder bir mi? Bir taktiktir sonuçta. Ama ben büyük resme baktığımda, büyük o tarafa baktığımda zaten gecikilmiş olarak görüyorum. Ama bir bildikleri olabilir, bilmiyorum yani. Şimdi ben iki Şimdi çok ayda çok sürpriz bir isim çıkarabilirler. Beydir Baykan? 2 ayda e, iki ay veya iki buçuk ay daha filan bu beyesizliklerin e, gitmesi biraz e, e, bilmiyorum tahminimizin ötesinde kamuoyunda biraz bıkkınlık yaratabilir. Zaten gibi. şu anda böyle bir hava da var bu havası. <laughs> evet. Ne oluyor ya? Ben de altılı masanın yedinci unsuru haline dönüşmüşüm ekranda. Beni koydukları yere bakın. <laughs> Gerçekten yani kendimi masaya selfie yapar gibisiniz. Kendimi küçük bir parti kurup oraya ilişmiş hissettim. Ya sanki e, sanki e, sen Öbür tarafa dönün şey. tam girmiş olun Valla evet ya şuraya bak. Şöyle <laughs> evet. değil mi? Evet. İnanamıyorum. Bunlar adaylarını açıklayıncaya kadar ben partimi kurar bu masaya da otururum vallahi. Bu o kadar. <laughs> Zafer evet. Bey sadece kendi esprilerinize gülen bir Yo, insansınız. Esnağım, ben ay masaya, masaya bakıyordum espri güzel. Masada size, masaymış ha. Ben size demiştim kendinize sağlam dostlar edinin diye yani böyle bir kamera hilesiyle. Evet onu altılı yaptım. masaya monte etmiş. Altılı bunlara. masaya monte olduk. Evet Benim Aklıma şey geldi buna bakarken hani o meşhur söz var ya bildiğim tek şey var hiçbir şey bilmediğim diye. Hakikaten öyle yani şimdi kimse yani toplanıyorlar konuşuyorlar sayın bakan web sitesinden programları bu da altılı masa mı incelediğini söylüyor. Evet. Ha. Ama bir türlü ortada aday yok. Aday olmaz. Bolca kaos var. Şu anda olmaz. Ya Sayın Bakanım sanki daha önce onlarca kez yaşanmış bir durumu analiz ediyorsunuz. <laughs> yani ilk defa olmaz. ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Tecrübeliler. Abi yani i̇lk defa böyle bir şey yaşanıyor ve üç seçimde aday... üç seçim cumhurbaşkanlığı seçimini geçiriyorlar. Tecrübeliler. Altılı masaya güven. Olduk Ama hepsinde insanların... de son dakikada açıklıyorlar yani. Muharrem İnce, Muharrem İnce dedi ki 55 gün kala açıklandım. Eğer daha önce açıklansaydım daha iyi bir kampanya yürütürdüm demişti. Dilerim şimdi de 50 gün kala açıklamazlar. Kampanyayı aday yürüten hiçbir aday kazanamaz. Kampanyayı onu destekleyen partilerle bütünleşik yürütürse kazanır. Ahmet Bey benim ya, bir var. Son bir haftanın izlesin. özetini getirsene ekrana şuraya bir okuyalım ya. O da güzel hoşuma gitti. Son bir hafta bu altılı masa çerçevesinde neler olmuş, neler bitmiş? Sadece son bir hafta. Çok özür dilerim ee, Zafer. Ya ben şuna inanıyorum çok kısa. Ben altılı masadaki aktörlerin genel başkanların da Cumhurbaşkanlığı seçimini alamayacaklarına kanaat getirdiklerini ve bütün planlarını parlamento için yaptıklarını düşünüyorum. Olur mu ya öyle, öyle bir Öyle şey. düşünüyorum. Yani yoksa bu iş bu kadar gecikmez Ahmet AK Bey. AK Parti de parlamento işini yapıyor. Şimdi değerli izleyiciler... Zafer seçmen. Bey psikolojik oyunlar oynuyor bizi dinleyen seçmen üstünde. Ben de çok, ol, ol, çok kurnaz. Ben de olur mu öyle şey diyerek o psikolojik <laughs> oyunu Ama yıktım ya. Ama AK Parti eğer milletvekilini... Güçlü almasa nasıl seçim kazanacak? İşte şuna oynuyorlar. Şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenemeyeceklerini bildiği için parlamentoda çoğunluğu sağlayıp oyunu öyle devam ettirmeyi Şimdi düşünüyorlar. Arkadaşlar son bir hafta içinde meydana gelen olaylar. Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e iç işlerimize karışma mesajı. Önemliydi değil mi bu Hakan Bayrakçı? Elbette. En önemli konulardan biri. İlk, kez, ilk sonra. kez böyle bir şey söyledi. Akşener'in İmamoğlu'nun şarkısı bitmeyecek açıklaması. O Saraçhane meselesi. Yine Akşener'in Saraçhane için izin aldı yeni çok fena çarparım çıkışı. Hani <laughs> bu da böyle. Ee, İmamoğlu'nun oyuna girme ihtimali en yüksek oyunculardan biriyim açıklaması. Ama dedi kararı da teknik direktör verir dedi. Yani onu da evet. ekleyelim. Yani kararı da teknik direktör verir dedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık mesajı olarak yorumlanan Ey dünya sana rakip olmak için geliyorum afişlerinin sağa sola asılması. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı farz muhal gelsin görelim açıklaması. Oysa İmamoğlu için öyle dememişti. Veya Yavaş için öyle dememişti. İmamoğlu'ya Yavaş olur demişti. Buraya baktığımızda bir kakafoni mi var? Ne var Hakan Bayrakçı? Bütün 70. bu gelişmelere bak. Önce şunu görüyorum, onu söyleyeyim ki en yakın şahidi de sizsiniz. Benim burada bir sene önceden anlattığım senaryonun aşağı yukarı tamamı şu anda tezahür etmiş. durumda. Neydi senaryo? E hepsini söyledim. Yani Kemal Bey adaylı ile ilgili kararlı yürüyecek masanın diğer üyeleri ya da özellikle İyi Parti ya da Sayın Akşener işte. Daha fazla oy alma ihtimali olan birisi için zorlayabilecek ama Kemal Bey buna şiddetle karşı çıkacak. Şimdi bütün bu sözler, bu aylar önce anlattığımız akışın tezahürleridir. Şu ana kadar hatta güzel özetlemiş Onur, değil mi Onur herhalde? Evet, evet, çok güzel çıkarmış. Devamı da var. Bu bugün söylediği veya dün söylediği şeyler de var Kemal çok Bey. Çok bu aday, çok bu aday olayı. Yani bunların hepsini vaktiyle anlattık. Olaylar böyle ya Bana şey gibi Gelişti. Geldi. Bana yani tamam evet bunların hepsi senin tarafından tahmin edildi ama sonuç olarak bana böyle bir tam karar verememişlik, bundan kaynaklanan bir kakafoni, e, bir tartışma, hala belirsizliğin sürüyor oluşuna dair genel bir işaret. Ben bunları görüyorum. bu. Bir etik bu. ve yöntem tartışması var bir kere. Bitmeyen bir etik ve yöntem. Mesela ben ne demiştim geçen hafta? Ee, Kılıçdaroğlu içişlerimize karışmayın mesajı var. Fakat Akşener'in adaylar hakkında ve olasılıklar hakkında konuşması CHP'nin içişi değil demiştim. Ee, evet mesela burada bir belirsizlik var. Ve, ve zaten Akşener de aynı şeyi söyledi iki gün sonra. Ee, yine e, de, demiştik ki... E, İmamoğlu'nun e, şu anda artık aday olmama ve kendini tamamen geri çekme şeyinin oluşacağının garantisi yok demiştik. Oyuna girme ihtimali en yüksek oyunculardan biriyim sözü. Bunun tezahürü. Yani e, 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 İmamoğlu kendisi tamam ya ben üstüme X koydum e, kesin olmayacağım Dem, demiyor. Fakat şu anda maalesef üzerinde bir yargı kararının oluşturduğu haksız bir şahibe getirildi. Bu da tabi bütün bu önemli bir faktör bu. Şahibe demeyelim de ön kesme diyelim. Önünün evet. kesilmesi. Şaibe başka bir şey. Peki şimdi Zafer Şahin sen ne görüyorsun bütün bu? hikayeden Valla bu e, bu fona böyle bir gerilim müziği eklemek lazım. Burada çok yüksek gerilim var. Yani bir kere şöyle baktığınızda hem Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın <laughs> Akşener arasında artık mızrak çuvala sığmıyor. Fatfadır filminin müziğini koyalım e, tabii mı? Tabii yok. Görevimiz tehlike ya da Rocky Balboa'nın <laughs> ilk filminde. Ya Bayağı birbirlerine girecekler belli yani. O, o hale gelmiş. Şu konuşuluyordu geçen hafta. Eğer Akşener İmamoğlu'nda ısrar ederse ve masaya onun ismini getirirse... Masanın diğer aktörlerinin Kemal Bey'in yanında saf tutacağı ve o zaman hani çoklu adayı Kemal Bey ondan söylüyor. Eğer evet. öyleyse buyurun. Biraz ama Zafer Bey şu anda İmamoğlu'nun evet. e, adaylığını e, masaya direkt taşıyacak bir hukuki e, Zemin özlülük, yok. ortamı, yok, zemini tabii. yok. Çünkü şu anda aday bir engel yok. Aday bir yok. De, ama de, yok. demokrasi şu anda, gibi şu anda aday yok. Hatta olan olan bunu bir engel yok. Ama sonra öyle mi? bir ortam olur ki... Evet, sen Cumhurbaşkanlığı kazandın ama geçersiz sayıyorum. Hayır. Bu riski kim gözü aldı? Tam Seçimden tersine sonra demokrasi o, gibi evet, o başında. Tam tam tersine bunu bir e, şeye de çevirebilirler. Madem siz seçilmiş belediye başkanımıza bunu yaptınız, millete gideriz Ama millet Selvi, görür Eğer Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterirlerse şunun garantisi yok. Küt diye e, istinaf, Yargıtay seçim öncesi kararı alırsa ne olacak? Tamam bu tezi ileri sürüyorlar ama şu da var. İstinaf ve Yargıtay süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanmaz. 1,5-2 yıllık süre. Bunu tam tersine ya seçilmiş adamı ahmak dediği için yasaklı duruma düşürüyorsunuz. Millete gider, millet size cevabını versin diye tersine de dönüştürebilir. Bunlar çok böyle, dönüştürebilir böyle, değil. Böyle Dönüşür. Almaz. Kesin olur. Çok peki. Doğru, biraz yani, da gülelim mi? Şu,